Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halil İbrahim soframızın yeni bir bölümünde bu vakti sizinle değerlendiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hayır konuşur, hayır dinler ve hayatımıza uygularız. Bugün edep üzerine inşallah konuşalım, halleşelim sizlerle. Edep ne demek? En bilinen tabiriyle akılla hareket etmek, Allah-u Teala'nın bizlere emretmiş olduğu ne varsa ona göre, işi kuralına göre oynamak, uygulamak. Peki edep ve haya aynı mı? Değil. Haya nedir? O utanma ve ar duygusudur. Aynı zamanda utanç verici hangi olaylar varsa onların hepsinden efendim sakınmak, nefsinin arzularını terk etmek haya idi. Bunu daha önceki programlarda konuştuk. Bugün edep bizimle beraber. Yani nasıl yaşamamız gerekiyorsa, uygun hareketler, sözlemler, efendim ifadeler neyse ona göre yaşamak. Bugün bunları konuşuyor olacağız. Edepler, konuşma edebi nedir? Yemek yeme nedir? Bunları bilmekle iş bitmiyor. Edep çok daha fazla miktarda bilgiyi barındırıyor. İnşallah bunları sizlerle paylaşalım. İlk önce edep hakkında çok söylemler var. Bu söylemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında çok güzel bir yolculuğa çıkacağız inşallah. Edeple varan lütufla döner sözü vardır kulağımızda aşina. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir denir. Edep, aklın dıştan görünüşüdür. Edeplerin anası az konuşmaktır. Edep, aynı zamanda şeytanı öldüren bir silahtır. Ademoğlunun edepten nasibi yok ise insan değildir. Cenab-ı Hakk'ın rızası ancak edepli bir ubudiyetle elde edilir. Edep, Hakk'a giden yolun azığıdır, her şeyin başıdır. Ruhun terakkisi ancak edeple elde edilir demişler. Bunları seçtim bugün soframızda sizlere ikram etmek için. Çok bilinen sözü de sona sakladım. Edep bir tac imiş nuru hüdadan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. Alvarlı Muhammed Lütfi Hazretleri de edep konusunda şöyle demiş. Olur isen ehli edep, edep saadete sebep. Son olarak ehli irfan zatlardan olan La Edri şöyle anlatmış. Edep hoştur, edep hoştur ilahi. Edepsizlik hor eder padişahı. İşte sözlerin büyüğü, büyüklerin sözü demiş. Günümüzde sonuna siz eklediğimiz zaman daha iyi anlaşılan bir mevzudur. Edepsiz veya edepsizlik çok daha bilinen bir tabiridir. Çok hoşuma giden bir başka tabir buldum. Edep kelimesinin harflerini şöyle sıralamışlar. Edep, eliften, dal ve b harfinden ibaret edep. Elif demişler kişinin eline, D harfi kişinin diline, B harfi beline sahip olmasına işaret eder. Dolayısıyla edep bu üçünün toplamıdır. Elinden bir başkasına zarar gelmemesi, dilinin yalan söylememesi, beline dikkat etmesi, zinaya yaklaşmaması diye anlatılmış. Değerli dinleyenlerim, günümüzde yetim kimseler, annesi olmayan, öksüz dendiği zaman annesi ve babası olmayan diye anlaşılır ama Allah dostları ne demişler? Esas yetim ve öksüz bunlar değil. İlim ve edebi olmayan insanlar böyledir. Esas fakir, malı mülkü olmayan değil, ilimden, edepten mahrum olandır. Gerçekten de böyle tam bam telini insanın oynatan sözler söylemişler.
Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Amin. Gerçekten de nimet ve servetlerin en büyüğü ilim ve edepmiş. Bu nimetlere nail olan, bunları kazanan bir insan, kadın olsun, erkek olsun, edebi sayesinde birçok şeye erişebilir denmiş. Ve elimizdeki nimetleri kaybediyor olmamızın en büyük sebebi de edebi terk etmemizmiş değerli dinleyenlerim. Maalesef edepten mahrum bir hayat yaşayan insan, dünyada rezil, rüsva olduğu gibi sadece burada o rezilliğiyle kalmıyor, ahirette de en tehlikeli durumlarda, Allah korusun, azab-ı ilahiye maruz kalıyor. Edebini yitiren bir kadın ve bir erkek, en tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktan daha kötü durumdadır ama haberi yoktur. Edep, haya ve iffetten mahrum olan bir ilim erbabı diyor, ne kadar makamı olsa, rütbesi ne kadar ileride olursa olsun, ne kadar yükselirse yükselsin, faziletli sayılamaz. Neden? Asıl fazilet, ilim ve ahlakın dengeli gitmesiyle mümkün denmiş. Edebi olmayan, mahrum olan bu duygudan insanlar, huzur ve mutlulukla yaşayamadıkları gibi, şereflerini de belli bir zaman sonra kaybederler, Allah korusun. Bazı kurallar var. Evvela bu kuralları bir tekrar edelim. Belki çocukluğumuzdan beri bizimle süre gelen, çok aşina olduğumuz mevzular, tekrarda bazen bereket vardır. İlk önce sofra adabıyla başlayalım. Kısa kısa, sofraya oturduk, yemeğimizi sağ elle yiyeceğiz. Yine suyumuzu içerken sağ elimizi alacağız. Şeytanın hep sol elle yiyip içtiğini hatırımızdan çıkarmayacağız. Mecbur kalmadıkça, çok önemli bir durum olmadıkça suyumuzu oturarak içeceğiz. 2 veya 3 nefeste içmeye dikkat edeceğiz. Maalesef uyamadığımız edeplerden bir tanesi o sofra adabından en belki de önemlisi, sağlığımız için de öyle, midemizin 1/3'ünü yemeye, 1/3'ünü içeceğe ayırmalı, 1/3'ünü de nefes almak için boş bırakmalıyız. Ama öyle mi günümüzde? Tıka basa yedim, doydum diye o cümleyi söyledikten sonra kalkıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle çok yemek konusunda ne buyruluyor? Müminin bir bağırsağını, inkârcınınsa 7 bağırsağını dolduracak kadar yiyip içtiğini anlatıyor. Bize az yemek yetiyor aslında. Peki bir yeri ziyaret ederken ne bizi bekliyor adab olarak? Birini ziyarete gittiniz, kapısını çaldınız, kim o dendiği zaman benim diye cevap vermemek lazım. Adımızı söyleyeceğiz. Kapı açıldı, misafirlikle ilgili bakalım adaplar neler? İçeriye girdik, evin içini görmemek için böyle sağ veya solda bekleyeceğiz dışarıda, içeriye girdik diyelim. Besmelemizi çekeceğiz. Etrafta hangi tablolar var? Acaba kütüphanenin içinde hangi kitaplar var? Buralara çok fazla dikkat etmemeye çalışacağız ki, kişinin hanımının, çocuğunun, bir akrabasının görülmemesini istediği bir şeyi gayri ihtiyari olarak istemeden unutmuş olabilir. Bu tür şeylere maruz kalmayalım. Aynı zamanda gideceğimiz insanın yine istem dışı olarak unuttuğu, kendilerine özel, sizin görmenizi istemedikleri şeyler olabilir. Veya kırık bir mobilya, düşmüş, çatlamış, yapıştırılmış bir avize. Bunlardan belki rahatsız olabilirler. Adap şudur, oturduğumuz yer neresiyse ev sahibinin onu bize söylemesi lazım. Biz de sağ solu bir dedektif gibi, bir casus gibi izlemeden sabit bir yerde durup bize verilenle efendim rızkımızı ne yapmak? Temin ettik, onu yemek. Veya uyuyacaksak uyumak. Ama mümkün mertebe hiç etrafı gözlemlemeden, gözümüzü sağa sola kaçırmadan. Konuşma adabı. Böyle kısa kısa birkaç mevzuyu anlatmaya çalışalım.
Konuşmak üzere ağzımızı açtığımız zaman ya faydalı şeyler söylememiz ya da hiç konuşmamamız gerekiyor. Günümüzde bunun tam tersi var. Faydasız şeyleri söyleme gereği duyuyoruz. Tam tersine konuşmamız gereken, insanlara bir şeyleri anlatmamız gereken zamanlarda biz susmaya çalışıyoruz. Tam tersi olmuş. Maalesef, hatta küçücük çocuklarımız bile, bak ne güzel büyüklerine cevap veriyor, kocaman adam olmuş diye biz onları neredeyse teşvik ediyoruz. Boş boş konuşmalarına veya saygısızlık yapmalarına. Kimseye konuşurken hakaret ve lanet etmeyeceğiz, incitmeyeceğiz, arkasından çekiştirmeyeceğiz, kimseyle alay etmeyeceğiz, kimsenin taklidini yapmayacağız, lakap takmayacağız. Zaten gıybet ayrı bir mevzu, Allah korusun, bırakın edebi, günahların büyüklerine doğru gidiyor o yol. Biz burada takılmaya devam ediyoruz. İnsanlarla güler yüzle, tatlı sözle görüşüp konuşacağız. Ve tebessüm etmenin ve tatlı söz söylemenin bir sevap olduğunu, kazanç olduğunu unutmayacağız. Mesela nezaketle ilgili, selamla ilgili adaplar var. Bir Müslüman kardeşinizle karşılaştığınızda onun zengin olup olmaması, nereli olduğu, size yakın olduğu olmadığı, buna bakmadan selam vermekten hiç bıkmayacağız tabiri caizse. Küçüğün büyüğe, sayıca az olanın çok olana, efendim araba kullanıyordur, o zamanlar at vardı, şimdi arabalar var. Araba olan yürüyene, yürüyen oturana selam verecek ve insanlarla olan ilişkilerimizde selam verdikten sonra konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, onları incitmemeye dikkat edeceğiz. Mesela bir hatası var arkadaşınızın, bu hatasını bir toplumda arkadaşlarınızın arasında onu rencide edeceğinizi bile bile söylemeyeceğiz. Bir hatası varsa kenara çekeceğiz, yalnızken veya yalnız kalma ihtimalimiz yoktu, buna imkan bulamadık, telefon açıp bugün herkesin yanında söylemek istemedim ama şöyle şöyle bir durum var, seni sevdiğim için söylüyorum demek müthiş bir tebliğdir arkadaşlar. Yine bir kişi konuşma adaplarından bir tanesi, unutmadan söyleyeyim, nezaket kurallarıdır aynı zamanda. Sizi dinliyorsa bir kişi, o kişinin yüzüne bakarak konuşacağız. Aynı şekilde başkası bizimle konuşurken de biz sağa sola bakmayacağız. Bu çok önemli. Bunu çocuklarımıza da uygulamalı olarak öğretmemiz gerekiyor. Nasıl olacak bu uygulamalı öğretmek? Şöyle, evvela biz çocuklarla iletişim kurarken çocuğun bir şey anlattığı zaman yüzüne doğru döneceğiz. Onu dinlediğimizi hissettireceğiz ki yarın annesini de babasını da dinleyebilsin. İlerleyen yaşlarında kardeşini, kocasını veya hanımını dinleyebilsin. Çocuk yaşlarında bunları vermemiz lazım. En iyi örnek ve model de anne babalardır. Alışverişle ilgili adaplar var. Efendim helaya girdin çıktın adapları var. Neler var neler. Şimdi bunları uzatmak mümkün. Neler yapmak veya neler yapmamak gerekir? Bu girizgahtan sonra diğer örnekleri ben size bırakıyorum. Zaten insan yaptığı şeyin iyi mi kötü mü olduğunu, İslam'a uygun olup olmadığını vicdanına sordu mu anlar. Bu çok zor değildir. Şimdi ben sizi başka bir yere götürmek istiyorum soframızda. Mevlana'nın Kuddisesi ruhu mürşidi olan Şems-i Tebrizi Hazretleri şöyle anlatıyor. Diyor ki, akıldan imanın hakikati nedir diye sordum. Akıl kalbimin kulağına dedi ki, imanın hakikati edepten ibarettir. Sonra şöyle dedi Şems-i Tebrizi, İnsanın tenindeki can neyse edepte odur. İnsanların kalbindeki ve gözündeki nurlar edepten ibarettir. Şu dünyanın, şu kainatın kubbesindeki nizam ve revnak hepsi edeptir, demiş. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmış. Bütün demiş edeplerin başı
hem rahatken ya da bir imtihanda, bir darlıktayken Allahu Teala'nın emirlerine riayet etmek ve yasaklarından kaçınmaktır demiş. Biz edebin kelime anlamını konuşurken bakın ne güzel buyurmuş. Bütün edeplerin başı rahatken, sağlığın yerinde, gelirin yerinde, kendini iyi hissediyorsun. O zaman da Allahu Teala'nın emirlerine riayet etmek, yap dediklerini yapmak, yasaklarından kaçınmak ama bunu darlıkta da, parasız kaldın, hasta oldun, efendim, kendini iyi hissetmiyorsun, bunalmış hissediyorsun. Hangi ortam ve ruh hali olursa bunu yapmak denmiş. Şimdi edepli bir hatun, edepli bir adam gördüğünüz zaman ya da siz onu öyle algıladınız, öyle göründü, bu neye delalet edermiş biliyor musunuz? İmanının da kuvvetli olduğunun bir göstergesiymiş. Bir insanın, tekrar ediyorum, edepli, ahlaklı olduğuna kanaat getirdiyseniz, gerçekten de öyleyse o kişi, aynı zamanda kamil iman sahibi birisi olduğunu bize anlatırmış. Edep bu kadar önemli. Bizim bu dünyada bir ölçümüz var. Biz birçok insan gibi kafamıza göre, o anki duygularımıza göre yaşayamayız. Ben yatsı namazını sabah kılacağım diyemeyiz. Veya istediğimiz kadar oruç tutalım ama Ramazan-ı Şerif'te 30 gün boyunca keyfi olarak ben sadece Ramazan'da oruç tutmak istemiyorum deyip de 330 gün oruç tutsak da bize bir faydası yok. Çünkü farzı ne yaptık? Kasten bilerek, keyfi olarak reddettik. Ya da efendim ben namazda sadece şunu okuyacağım, arkasından bunu okuyacağım ama bir sonraki namazda hiçbir şey okumayacağım. Böyle bir bizim gücümüz yok. Buna cesaret edemeyiz. Her bir halimiz ölçülü. Nasıl yemek yememiz gerekiyor? Nasıl efendim yıkanmamız gerekiyor? Nasıl kazanmamız gerekiyor? Kazanırken yüzde kaç en fazla kâr koymamız gerekiyor gibi tüm ölçüler verilmiş. Bizim hayatımızdaki ölçüler nereden geliyor? La Fontaine masallarından gelmiyor. Hikayelerden gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyeden geliyor. Dolayısıyla bizim edep anlayışımız her kişiyle ne olmaz? Aynı olmaz. Ama Müslüman kimdir? Allah'ın Celle Celaluhu ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem koyduğu sınırlar var demiştik ya, bir ölçümüz var demiştik ya, işte o ölçüde durmayı bilen kişidir. Hanım da olsa, erkek de olsa. Günümüzde tabii dünya o kadar küçüldü ki birçok ülkeyi görüyoruz, farklı medeniyetleri görüyoruz, kültürler değişik. Acayip bir yaşayış tarzları var, ahlak ölçüleri var. Bizler bunları gördüğümüz zaman şükrediyoruz. Ya Rabbi sana şükürler olsun, bizleri Müslüman olarak yaşamamıza izin veriyorsun diye dua ediyoruz değil mi? Bu şekilde ölelim diye. Biz Avrupa'nın, Asya'nın Müslüman olmayan hangi coğrafyalar, kültürler, medeniyetler varsa biz onların hayatını, onların efendim edep anlayışını, yaşayış ölçülerini hayatımıza tatbik edemeyiz. Biz belli sınırları olan, her an böyle bir asker gibi teyakkuz halinde bekleyen insanlarız ki neden? Her an imanımızın gitme tehlikesi var. Bizim ölçülerimiz belli. Burada hazır edepten bahsederken kısaca değinmeden edemeyeceğim. Peki o zaman İbrahim abi, biz insanlarla içli dışlı olmayalım, kendi kabuğumuza çekilelim, birlikte yaşamayalım. Peki ama bu hoşgörü dediğimiz nedir derseniz şunu söylerim. Elbette ki İslam'ın izin verdiği derecede bir gayrimüslime de yardım edilebilir. Yere düşmüşse yerden kaldırılabilir. Bir günah işlemiş olan bir insana neden yardım edilmesin?
Neden ona iyilik yapılmasın? Bunlar ayrıdır. Ama hoşgörü adı altında, bir takım böyle yaldızlı sözlerin altında devam eden o pis akıntıları görmezden gelemeyiz. Yahudi ve Hristiyan cennete girecek. Müslümanmış, Hristiyanmış veya şu bu hiç fark etmez diyen insanlar gibi Müslüman davranamaz. Maalesef günümüzde birlikte yaşama kültürü o hoşgörü kelimeleriyle İslam'ın dışındaki hayatlar Müslüman topluma enjekte ediliyor. Maalesef maksatlı yapılan bu saldırıdan hepimiz nasibimizi alıyoruz. Dünyanın neresinde bir olay olsa herkes birkaç dakika içinde artık bundan haberdar oluyor. Bu gerçek. Lakin bizim az önce bahsettiğim gibi farklı yaşayışlardan, farklı kültürlerden haberimizin olması ayrıdır. Ama bunların inanç ve değerlerine yapışmak ayrıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmalıdır. Ebu Bekir Verrak Hazretleri rahmetullahi aleyh, edeple ilgili 7 tane madde saymış. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir tanımlama olmuş, çok özet olmuş. Hatta programı bunları okuyarak da bitirebiliriz. Hemen şöyle notlarımı açayım. Efendim bakın ne diyor? Konuştuğun zaman dilini korumak. Yalnız kaldığın zaman kalbini korumak. Dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak. Yediğin zaman boğazını korumak. Uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumak. Yani dilimi korumam, gıybet, kovuculuk, yalan, iftira, ne dersen de. Yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, insan yalnızken biraz daha günah işlemeye meyilli hale geliyor. Yanımızda küçük bir çocuk bile olsa, çok yaşlı kulağı bile duymayan, bir nenemiz dedemiz de olsa insan rahatlıkla günah işleyemiyor ekseriyetle. Yalnız kaldığın zaman da kalbini koru diyor. Dışarıya çıktığın zaman gözünü koru. Zinaya giden sebeplerden bir tanesi diyeyim o da. Sonra yediğin zaman boğazını koru. Az ye, sağlıklı ye. Şu katkı malzemeli, şu bilmem neli, şu zarar dokunanları yeme. Uzattığın zaman elini koru. Sana bir emanet verdikleri zaman onun değerini bil, emanete hıyanetlik etme ve zaman diyor. Bütün işlerinde vaktini koru. Zaten Ebu Bekir Verrak Hazretlerinin rahmetullahi aleyh dediği gibi bu yedisini yaptıktan sonra geriye çok da bir şey kalmıyor. Tam bir özet olmuş. Edep bunlardır kardeşim demiş. İnşallah hepsine uyamıyor olsak da uyabildiklerimizi kendimize zorlasak değil mi? Şimdi, buraya kadar bir cümleyle anlatmam gerekirse, edep, Müslüman'da çok ayrıdır. Dünyanın neresinde değer yargıları farklı farklı olsa da, ateistler, Budistler, Şintoistler, şunlar bunlar, birçok şeyler var. Mesela, bunların akımlarına inanmanın dışında, İkili ilişkiler, insani ilişkilerde bir sorun yok ama onların yediği içtiği, onların giydiği, onların konuştuğu, onların izledikleri, onların ürettikleri bizim için bir özenimse bunda büyük sıkıntılar vardır. Biz Allahu Teala'nın çizdiği kuralları, ölçüleri benimsiyoruz. O yüzden Müslümanız. Peki İslam'da edep ve haya kuralları neler? Şöyle bir düşünelim isterseniz. Yurt dışında mesela insani yardım kuruluşları vardır. Bunlar hep masum böyle isimleri. Çocukları Koruma Vakfı, İngilizce isimleri bir hayli farklı. Yardımlaşma, savaş mağdurlarına yardım etme diye. Mesela Batı'da böyle bir şey vardır. Ama Batı'da göstermelik böyle masum görünenlerin ardında bakıyorsunuz mültecilerin ölüme atıldıkları, efendim ülkelerine almadıkları milyonlarca insan ülkemiz almak durumunda kalıyor. Yine
hem bombalayanlar kendi ülkeleri, silah satanlar belli ülkelere kendi ülkeleri, ardından biz öldürdük, mahvettik derken, yine bir yardım adı altında aldıkları paraları, sözüm ona, vatandaşa dağıttıklarını söylüyorlar. Oralardan gelen arkadaşlarımız diyorlar ki, hiçbir alakası yok. 10 yardım geliyorsa birini bazen veriyorlar, 9'unu kara borsada satıyorlar yine. Yani oradaki masum gibi görünen şeyler bizden çok uzak arkadaşlar. Batının, o batı kültürünün ortaya koyduğu model, edep ve haya ile ilgili bizde hiçbir alakası yok. O yüzden biz bugün niye bu konuyu konuşuyoruz? Edep konusunu Halil İbrahim sofrasında değiştirilmeye çalışılan bir edep anlayışı var bugün. İslam ve Kur'an gözlüğüyle, sünnet gözlüğüyle tekrar tekrar gözden geçirmemiz gereken bir yerdeyiz. Eğer biz İslam gözlüğümüzü çıkarırsak, o zaman gereken farkları göremeyiz. Kendimiz göremediğimiz gibi Allah korusun, çocuklarımıza, gelecek nesle de bunun farkını anlatamayız. Örneğin, küçük yaştakilerle yaşı büyük olanların bir edep çerçevesi vardır. Mesela çocuklar anne babalarına hitap ederken, bir takım sıfatlar ekleyerek konuşurlar. Adıyla, babasının soyadıyla ya da ağza alınmayacak kaba ifadelerle birbirine seslenmez Müslümanlar. Mesela, muhteremdir insanlar İslam'da, o yüzden bey amca derler, beyefendi, hanımefendi, abi derler. Ayşe hanım veya Ayşe hanımefendi derler. Ne güzel sözler. Bugün gençler birbirlerine neredeyse küfrediyorlar. Anne babalarına, büyüklerine kendi isimlerini söylüyorlar. Bunlar yurt dışından gelen, o onlara göre edep unsurları, sıradan şeyler. Babasının ismi George'sa, George biraz para versene bana diyor. Bunun temelinde yatan bizim kültürümüzü muhabbet ve şefkat şekillendirirken onların bencilliği, kibirleri, gururları ve şımarıklığı üzerine yükselmesi. Bugün Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da bilimsel olarak yapılan çalışmaların sonuçları çok ilginçtir. Ülkemizi ve oraları mukayese etmek adına söyleyeyim yeri gelmişken, anneliği bir enayilik olarak görüyorlar Avrupa'da. Neredeyse Avrupa'da ve Amerika'da 100 kişiden 70'i anne olmak istemediğini söylüyor. Üniversitelerde yapılan araştırmanın sonuçları. Neden? Egoizm var. Ben şimdi çocuk mu doğuracağım? Karnımda o kadar taşıyacağım. Yok altını bezleyeceğim, emzireceğim, yedireceğim, içireceğim diye kişiler bu konuda kendilerini korumaya alıyorlar. Yani o anneliğin vermiş olduğu sevabı, fıtrattan gelen bunca özelliği reddederek, kibirli, bencil, kendini düşünen, menfaatperest ve şımarık bir kişilik olarak görünüyor. Peki biz öyle miyiz? Ya, ah o analarımız, çilekeş analarımız, ah o babalarımız, evimizin direkleri, gittiklerinde ocağın söndüğü hissine kapıldığımız babalarımız. O yüzden biz çok farklıyız arkadaşlar. Bugün insanlık olarak dünyaya bakacak olursak, geldiğimiz iflas ve tükeniş noktası, Batı kültürünün ve medeniyetinin çaresizliğinin ispatı. Bugün görebiliyor musunuz, dünyanın birçok yerinde hala bazı ülkelerin insanları patır patır öldürdüğünü ve büyük bir sesin çıkarak siz ne yapıyorsunuz diye karşında duracak insanları. Bunu görüyor musunuz? Göremiyoruz. Duyuyor musunuz? Duyamıyoruz. Halbuki sadece bir ortak noktamız olsaydı gayrimüslimlerle, merhametle birbirimize bakabilseydik, böyle olur muydu? Ama sırf ölenler Müslüman diye kimsenin gıkı çıkmıyor.
Ama tam tersi olmuş olsaydı, bir Yahudi, bir Hristiyan bir yerde öldürülmüş olsaydı, dünya ayağa kalkardı. Maalesef bizim yapmamız gerekenleri onlar yapar hale geldiler. Biz Müslümanlarsa birbirimizle uğraşır haldeyken zaman kaybettik, bu yarışta sonlara itildik. Peki, biz edepten bahsediyoruz da, edebi kimden öğrenmek lazım? Anne baba tamam. Ama esas örneğimiz kimdi bizim? Her konuda arkasından gideceğimiz, Allah Celle Celaluhu'nun bizlere örnek olarak, bir hediye olarak, bir muallim olarak gönderdiği kim? Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisi peki nasıl konuşurdu? Siyer eserlerinde okuyoruz. O kadar üslubuna dikkat edermiş ki, nazik başlarmış söze ve karşısındakinin anlayabileceği şekilde konuşurmuş. Böyle sözlerinin tesirini kıracak garip hareketlerden kaçınırmış. Karşıdakini kırmadan, rencide etmeden, tam tersine kalplerini fethedecek şekilde konuşurmuş. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhatabı yani karşısındaki sözünü bitirmeden, sözünü kesip konuşmaya başlamazmış. Sonuna kadar dikkatlice, konuştuğu kişinin yüzüne bakarak, konuşmasını bitirene kadar dinlermiş. Musafaha vardır bilirsiniz, ellerimizi uzatırız, selamlarız birbirimizi. Yine bakın nezaketi, musafaha ettiği kimse elini çekmeden kendisi mübarek ellerini bırakmazmış. Yüksek sesle konuştuğu duyulmamış. Ömründe bir defa kahkahayla güldüğü görülmemiş olmasına rağmen, daima mütebessim, çoğunlukla da bir başka eserde yazar, durgundu, düşünceliydi. Başı önde yürürdü, onun gülmesi tebessümden ibaretti sallallahu aleyhi ve sellem. Güldüğü zaman bazen Ayşe annemiz radıyallahu anha anlatıyor, güzel dişleri görünürmüştü. Kimsenin kusurunu görmez, görse bile yüzüne diğer insanların yanında vurmazdı. Kendisine bir kimsenin hoş olmayan bir şey yaptığı bildirilince, neden böyle yapıyor, niye böyle yapıyor demez, acaba neden böyle yapıyorlar, insanlar niçin böyle söylüyorlar diye konuşur, böylece o kimseyi evet ikaz eder ama oldukça düzgün bir metotla bunu söylerdi. Kendisine bir davet geldiği zaman, kırmadan o davete icabet eder, zengin midir, tanınan birisi midir, kimdir, bunu araştırmazdı. Kendisinden bir şey istendiğinde, elinde varsa verir, yoksa bulur ve onun borcunu öderdi. O bir aynaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseyle mukayese edilemeyecek derecede edep timsaliydi. Kendisini anmadan olur mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemesindeki ölçüden uykudaki düzenine kadar, ibadetteki müthiş gayretinden dürüstlüğüne kadar haya, edep, iffet, ismet timsali olarak yaşadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullah aleyh ne güzel yazmış. Bir gün demek ki coşmuş, coşmuş böyle yüreği. Demiş ki, kutsiyetin ey Nebiye Enver, düşmanların itiraf ederler. Vermekte bütün ukule hayret, hulkunda olan mükemmelliyet. Bir mislini almamıştır elbet, avuşuna dâi meşiyet. Senin bir örneğin gelmedi. Senin üzerindeki
Allahu Teala'nın vermiş olduğu o mucizeler, güzelliğin, şu edebin hayan hepimizi hayretler içerisinde bırakıyor. Hatta senin diyor düşmanların dahi seni sevmiyor. Düşman ne demek? Zaten sevse düşman olur mu? Senin düşmanın bile itiraf ediyor ki sen çok dürüstsün. Aramızdaki en güvenilir insansın diyorlar. Öyle söylemiş Ömer Nasuhi Bilmen. Allah rahmet eylesin ona da. İşte arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edeple ilgili ne buyurdu? Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Ki nasıl bir dönemde peygamber oldu? Arap Yarımadası'nda putperestlik bir tarafta, edep neredeyse bitmiş, yağmalar var, zulüm var, fuhuş, kumar. O kadar kötü bir durumda geldi ki. Her şey sıradan da onlar için. Aynen ülkemizin ve dünyadaki yaşayışın geldiği nokta belki o zamanki kadardı. Bugün de yok mu bunlar? Hayasızlık, iffetsizlik, zulüm, yağma, gaddarlık, fuhuş, içki, kumar, ahlaksızlık. Bakın, cahiliye dönemi diyoruz. Bugün de cahiliye dönemi işte. Maalesef. Her şey zulüm ve ahlaksızlık üzerine bina edilmiş. Ama ne oldu? Öğretmenleri geldi. Allahu Teala Celle Celaluhu yardım eyledi ve iffetin, hayanın örneği oldu hepsi. Birdenbire. Düşünün. Yine Lokman Hekim'e sormuşlar. Edebi siz kimden öğrendiniz diye. O da ne demiş? Ben edebi edepsizlerden öğrendim. Evet. Edebe aykırı olan söz ve davranışlardan sakınmalıyız. Ağzımızdan çıkacak her kelimeye derler ya, bin düşün, bin bir söyle, sadece bir tane söyle diye bakmalıyız. Çünkü bir evvelki programda sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Bir kelimeyle bile insan bu güzel dinden, iman dairesinden neuzubillah çıkabiliyor. Ehli ilim ve irfanın ifade ettiği şu sözlerle devam edelim. Edep, hakka giden yolun azığıdır. Edep, insanı utanılacak şeylerden koruyan bir melektir. Edep, hakiki güzellik ve insanın özgürlüğüdür. Yine bazı evlerde hala yazdığını görüyorum. Ziya Paşa'ya izafe edilen bir beyt, o yazmış derler. Ne kadar önemlidir? İlim meclisine girdim, kıldım talep. İlim ta gerilerde kaldı, illa edep, illa edep. Nerede oturup kalktığını, değil mi? İnsanlara nasıl davrandığını, bunların hepsini insanın belli bir ölçü içinde yaşamaları gerekmekte. Değerli dinleyenlerim, edep ve haya büyük bir devlet insan için. Edepten, hayadan, iffetten, bu üstün vasıflardan mahrum olan ülkeler veya insanlar, gerçek huzuru, mutluluğu yaşayamadıkları için parçalanmaya doğru giderler. Maalesef günümüzde, ülkemize ta Osmanlı'nın son zamanlarında başlayan ve hala devam eden bazı akımlar, bunu empoze etmeye çalışmaktadır. Evlenirken, bir kardeşimize sorduk. Eş seçmek için, senin istediklerin nelerdi olmazsa olmazların? Bazıları ilk sırada diyor, bazıları ikinci sırada diyor. Genelde ikinci sırada çıkıyor mesela sorduğumuzda edepli bir hanım. Peki edepli bir bey, edepli bir delikanlı koca adayı olabildik mi? Edep sadece hanımlarda bulunan bir şey değil. Allahu Teala'nın kullarında görmek istedikleridir. Yasaklarına riayet ve yap dediklerine nasıl riayet ediyor? Yasaklarından uzak duruyor, yap buyurulduklarına ne derecede yaklaşıyor? Budur. Dolayısıyla biz erkekler olarak
acaba hanımlardan istediğimiz edepli edepli oturan bir hanım istiyorum derken, biz ne kadar edep kurallarına riayet edebiliyoruz, bu da önemli. Edeple alakalı olarak hak dostlarının söylediği, buluştukları ortak noktalar var. Onlardan bir tanesi, ahlakın deniyor en mükemmeli ve edebin en üstünü dinde edepli olmak. Ne demek bu? Yani Allahu Teala'ya karşı gösterilen edeptir. Evet, yemek yerken de göstermemiz gereken nezaket kuralları var. Yıkanırken de böyle, ikili ilişkilerimizde böyle, ama en önemli edep, ki tasavvufun en mühim gayesi de nedir? Zaten nefis terbiyesidir. O da edebin fabrikası gibidir. Yani Allah'a karşı edepten sonra peki ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilecek edep var. Sonra anne babaya, müminlere, bütün mahlukata edep gösterilir, ama en mükemmeli Allahu Teala'ya gösterilmesi gereken edeptir. Bu da günahlardan ne kadar uzak kalırsak o kadar kârdır düşüncesiyle olur. Efendim, tarihle ilgili öyle güzel örnekler var ki bütün dünya buna hayran kalmış. Nihayet son dönemin, yani 1900'lü yıllara doğru tanınan kişilerden kendisi bir papaz, Solomon Schweiger, bir seyahatname hazırlamış. Ecdadımızın edep anlayışına bakın nasıl ışık tutmuş. İsterseniz okumak isteyenler varsa Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek eserinde 88. sayfada geçiyor. Solomon Schweiger şöyle demiş Osmanlı'dan bahsederken, adamlar hamamda bile örtü kuşanıyorlar. Ne kadar edepli insanlar. Bu edep ve namusu bu barbarlardan öğrenmemiz lazım demiş. Hani barbar deniyordu ya Osmanlı'ya. Edep ve namusu. Yine bir başka eserde Franson, o da 1700'lü yıllarda seyahatnameleriyle meşhur olan bir yazar diyelim, bir gezgin diyelim. Şöyle demiş, Osmanlı su bulsa neredeyse her gün yıkanacak. İki güne, üç güne bir mutlaka yıkanmaları üzerlerine borç gibi görüyorlar. Oysa biz senede iki kez yıkanıyoruz, Haziran ve Aralık ayında demiş. Maalesef güler misiniz? Oturup hüngür hüngür ağlar mısınız? Temizlik anlayışını da, edebi ve namusunu da kendilerinin düşman diye bildikleri Osmanlı'dan öğrenmek gerektiğini söylemişler. Peki Osmanlı neden Osmanlı oldu? Neye değer verdiği için? İslam'a değer verdiği için. Efendimiz'e değer verdiği için sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik radıyallahu an. Kim kendisi? Çocuk yaşlarından beri yanında bulunan, hem işlerini gören, görebildiği kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken kendi ailesi geliyor yanına. İstersen git, istersen yanımızda kal deyince, babasını, ailesini neyse değil de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tercih eden o nasipli insanlardan bir tanesiydi. Selam olsun kendisine. O ne dedi bu konuyla alakalı? Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi, kesinlikle hakaret etmezdi. Mübarek ağzından kaba bir söz çıkmazdı, lanet etmezdi. Birimizi azarlayacağı zaman, yani biz kaşındık, bir şeyler oldu, birimizi azarlayacak olduğunda sadece Allah iyiliğini versin, ona ne oluyor ki şunu şunu yapmadı veya böyle yaptı derdi. İşte Osmanlı nereden alıyor sevgisini, enerjisini, ona bakmak lazım. Peki, edep olmadı mı ne olur? Edebi terk ettiğimiz zaman, insanı hayvandan da aşağılara düştüğünü görürüz. Edepsizlik dipsiz bir kuyu gibi nihayetine erilemez. Mesela bundan yıllar öncesinde,
insanların giyim kuşamları şimdiki gibi değildi. O zamanlar bugünün giyim kuşam rezaletinin %5'i bile olsaydı ne kadar ilgi çekerdi, şimdi sıradan görünüyor. Ve nereye doğru gidecek bilmiyorum, her sene gittikçe daha da gerilere doğru gidiyor. Ve maalesef bu edepsizlik konularında, diyelim ki Müslüman olmayan gayrimüslimler sadece bizim muhatabımız değil, onlara dua ederiz, Allah'ım Celle Celaluhu ne olur onlara hidayet ver deriz, duacısıyız onların. Peki bizler Müslüman olanlara ne diyeceğiz? Kızlarımıza ne diyeceğiz? Ağızlarında sakızlarla, neredeyse yarım kilo yüzlerini sürdükleri boyalarla, topuklu ayakkabılarla, 100 metreden duyulacak parfümlerle ve kahkahalarıyla efendim sokaklara çıkan veya kafeteryalarda maalesef nahoş bir takım hal ve hareketleriyle insanları rahatsız eden, sözde inanmış gibi görünen genç kızlarımıza ne diyeceğiz? İşte insanı üzen bu. Ki daha önceki programlarda da sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, insanlar istedikleri gibi yaşayabilirler. O bizim haddimize değil. Ama bir şeyi temsil ettiğine iddia eden, ben şunu temsil ediyorum, ben onlardanım dediğiniz bir güruhta çok daha dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu aşikar. Ben inanan, yani daha mazbut, daha muhafazakar, daha dindar olmaya çalışan bir insanım diyen bir kardeşimizin kılık kıyafeti çok önemlidir. Ve o kılık kıyafete girdikten sonra hal ve hareketlerinize daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Ben nasıl olsa şunu giydim, bunu taktım, tamam. Bütün konuşmalarım oldukça terbiyesizce olabilir, şımarık, ukala konuşabilirim. Bunu yapamayız. Mümin bir genç Kur'an lisanıyla konuşmalı. Düzgün hareketlerde bulunmalı. Zalime karşı yumuşak söz, yoksula karşı kolaylaştırıcı bir söz, anne babaya karşı iyilik dolu güzel söz, bütün insanlara karşı dürüst söz, yetimlere, muhtaçlara karşı gönül alıcı bir söz söyleyecek genç. Kılık kıyafetiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla basit olmayacak. Hemen ele geçirilebilen, kolaylıkla kandırılabilen ve sanki okyanusta bir yelkenliymiş gibi rüzgar nereden esiyorsa oraya doğru dönen bir genç olmayacak Müslüman kadınıyla, erkeğiyle. Okulda okurken de okuması gerekiyorsa edebine riayet edecek Müslüman. Mevlana Kuddisesi ruhu yine misafirimiz olsun. Bakın ne diyor? İblisin ilahi kapıdan kovulması, Allah'ın karşısında edepsizce konuşmasındaki cüretinden kaynaklanır diyor. Ne dedi? Allahu Teala Celle Celaluhu secde emrini verdiği zaman o itiraz etti ve edepsizce konuştu. Yine şöyle diyor: eğer şeytanın başını ezmek istersen gözünü aç ve gör. Şeytanı kahreden edeptir. İnsanoğlunda edep bulunmazsa gerisini sen düşün. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir diyor. Gelelim bu edebin ilk menbaına. Çocuk ve anne babası arasındaki ilişki. Şimdi gelişme çağı şu yaşta başlar. Ergenlik böyle devam eder diye bazı seneler verilmiş. Biraz daha gerilere gidelim. Bir annenin vazifesi daha hamile kaldığını bildiği anda başlar. Çocuğun anne karnındayken annenin görevi başlar. Helal ve harama daha çok dikkat etmesi, çocuğunu haramla beslememesi gerekir. Babanın da temiz bir rızık getirmesi gerekir. Haramla beslenen çocuğun ailesine, milletine, devletine bir faydası umulmaz. İlk 6 yaşa kadar çok önem verilmiş. Osmanlı'da da böyleymiş.
6 yaşından sonra oturup kalkmasını, tuvalet eğitimini, dişini fırçaladı fırçalamadı, yalan mı söyledi, oyuncaklarına sahip çıktı mı, ne yaptıysa o 6 yaşa kadar çok önemliymiş eğitim. Çocuğun şahsiyeti, huyu o 6 yaşına kadar etkilenirmiş. İşte biz daha da geriye gittik. Anne ve baba daha çocukları dünyaya gelmeden önce bu tedbirleri almak zorundalar. Çocuk çünkü temiz ve günahsız olarak doğuyor ve bütün dünyadaki çocuklar bildiğiniz gibi İslam fıtratı üzerine doğuyorlar. Daha sonra anne babalar yaşadığı çevre vesaire derken değişiyor. İyi bir terbiyeci sayesinde yavru ileri yaşlarda manen olgunluğa ve kurtuluşa erebilir. Anne çocuğuna özellikle dini terbiye verirken bilinçli davranmalı. Evet, şımartmadan ama korkutmadan çocuğa Allahu Teala'yı anlatmalı ve sevdirmeli. Korkutucu şeylerle, böyle yapmazsan yanarsın, böyle yapmazsan öcüler gelir, şöyle olur, böyle olur değil. Allahu Teala'nın affetmesi, mükafat vermesi, koruması, merhamet etmesi gibi sıfatlarını öğretmeli. İlerleyen yaşlarda diğer sıfatlar anlatılır ama çocuğa evvela Allahu Teala'yı, dolayısıyla dinimizi, Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselam sevdirmek lazım. Ne güzel bir peygamberimiz var demek lazım. Mesela Kadir gecesinde, Berat gecesinde veya Miraç gecesinde özel zamanlarda biraz daha çocuklarımıza iyi davranarak, hediyeler alarak onların da şöyle düşünmelerine vesile olabiliriz. Bugün annem babam her zamankinden daha iyi davranıyorlar. Annem evde bizim için bir kek yaptı, pasta yaptı. Babam da kuru yemiş aldı veya bir oyuncak getirdi. Ne kadar mutlular. Demek ki bugün önemli bir gündesin. Aa, seneler geçsin, baksın ki ben de niye bu zamanları çok seviyorum. Evet, çocukken rahmetli annem babam şu gecelerde çok mutlu olurlardı, şunu yaparlardı diye o çocuğun o yaşlarında sevdireceğiz dinimizi. Yoksa gel beraber şu televizyonu izleyelim, şu maçı izleyelim, şu saçma sapan diziyi izleyelim, bu tamamen boş müzikleri dinleyelim. Aslan oğlum, güzel kızım benimle annelik, babalık olmuyor maalesef. Her insanın imanda, ibadette, helal ve haramla ilgili bilgileri öğrenmesi gerekiyor. Ve çocuklara öğretmesi farz arkadaşlar. Yani annelerimiz, özellikle annelerimiz, geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirmede vazifeli oldukları için evvela kendilerini İslami bilgilerle yetiştirmeliler. Bugün anlatmaya çalıştığımız edep, inanın yaş ilerledikçe o kadar başarısı mümkün olmayan donelerle dolu. Beşiği sallayan el, dünyaya yön veren, tarihin akışını değiştiren eldir. Nasıl söz ama? Annelik bir meslek ve çok zor bir meslek. Dünyanın en önemli mesleği denilebilir. Terzi, yanlış dikti, tekrarı mümkün, dikilebilir. Efendim aşçı, yemeği tuzsuz yaptı, biraz tuz koyarsın. Ama iyi eğitim alamamış, edebi olmayan bir kız, edebi olmayan bir evlat, hayatın sonudur. O anne içinde, kabirde belki ümit ettiği, öldükten sonra hayırlı bir evlat bırakırsam, onun Kur'an okuduğunda, onun hayırlı bir işinde bana da Rabbim bir şeyler gönderir, ümidini mahveden bir evlattır. O yüzden öyle demişler, beşiği sallayan el, dünyaya yön veren, tarihin akışını değiştiren eldir. İslami terbiyeyi, vatan sevgisini, bayrak sevgisini yavrularımıza da küçük yaşlarda vermeye çalışalım. Değerli dinleyenlerimiz, bugün soframızda edebi konuşmaya çalıştık. Edep, akılla ve hikmete muvafık hareket etmek, Rabbimizin emrettiği gibi yaşamak demiştik. Edep hakkında çok şeyler söylenmiş. Biz bunlarla iktifa edelim. Bildiğiniz şeyleri bazılarını tekrar etmeye çalıştık. Edebin ahlak kuralları
özellikle uygulandığında toplum içinde ne kadar insanların mutlu olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu toplu taşıma araçlarında bir büyüğümüze veya bir hastaya, bizden büyük olan yaşça birine yer vermekten tutun da yere çöp atmamak, ortalığı kirletmemek, sokakta olmaması gereken hal ve hareketleri yapmamak gibi veya yüksek sesle müzik dinlemek, insanları rahatsız etmemekten tutun da bir apartmanda diğer komşuları rahatsız edecek derecede bağırıp çağırmamak, bunların hepsi bu şeyin içine giriyor. Zaten edepli insan, böyle iffetli, hayalı, edepli bir insan örneği aklınızda neyse, üç aşağı beş yukarı diğer mevzularda da başarılıdır. O insana güvenebilirsiniz, borç verebilirsiniz, o insana kız verebilirsiniz, o insanı damat olarak alabilirsiniz, o insanla bir hayat geçirebilirsiniz. Merhameti ve edebi olan bir insandır. Nerede oturup kalkacağını bilir, nerede susması gerektiğini bilir, müdahale etmesi gereken yeri bilir. Allahu Teala her birimizi ve sevdiklerimizi iyi insanlarla, edepli insanlarla karşılaştırsın. Yuva kuracak kardeşlerim var. Programların hemen böyle başında dua talepleri geliyor. Bazen unutuyorum. Bugün unutmadan bitireyim. Allahu Teala evlenecek kardeşlerimize hayırlı erkek, hayırlı kadın nasip eylesin. Sadece dünyada onun yüzüne gülen değil, ahiretini de mamur eden, ahirette de onun gülmesine vesile olacak, onu cehennemden korumaya, kendisini de affa uğratmaya vesile olacak hareketler yapan bir aile nasip eylesin. Aynen dünyada nasıl yuvalar kuruluyorsa, cennette de efendim o yuvaların devamını nasip eylesin. Böyle dua ediyorum. Kimin duasının kabul olduğu belli olmaz. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu, her birinizi, her birimizi insi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından, cehennemin o ateş ve azabından, ölüm anında caymaktan, dilinin dolaşmasından, evlatlarımıza, bize, anne babalarımıza, akrabalarımıza, sevdiklerimize, Müslümanlara gelecek bela ve afetlerden muhafaza buyursun. Gözden, nazardan, büyüden muhafaza buyursun. Kadınlardan gelecek şerlerden, erkeklerden gelecek şerlerden, önümüzden gelecek şerlerden, arkamızdan gelecek şerlerden, sağımızdan gelecek şerlerden, solumuzdan gelecek şerlerden, üstümüzden gelecek şerlerden, altımızdan gelecek şerlerden, içimizden gelecek şerlerden muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yarın bir başka mevzuda Halil İbrahim sofrasında buluşmak ümidiyle sürçülisan ettik, affola. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.